Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Lübnan Savaşı bütün hızıyla başladı ve devam ediyor. Ben öyle başlayacak mı, başlamayacak mı, bu savaş değilse ne olabilir? 150 tane füze Hizbullah atmış. İsrail 300 ayrı sortiyle cevap vermiş. Toplam 24 saatte Lübnan'ın şurasında, burasında, orasında 100 kişi ölmüş. Hala Batı medyası, hala Arap medyası savaş başladı mı başlamadı mı, yayıldı mı yayılmadı mı? Ne yayılması ya? Ne yayılması? Savaş oluyor işte. Bu kadar basit. Ama insanlar böyle parmağın arkasına saklanırsa, devletler falan, böyle saçmalamalar olur. Niye? Çünkü bütün bu Gazze katliamında da olduğu gibi, şimdi de bu Lübnan katliamında da İsrail'in ortakları var. Hayır, Amerika zaten bir numaralı yönetici ortak, o ayrı. Batılılar da öyle ama esas Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Mısır, Fas. Arap dünyasının gözü önünde oluyor arkadaşlar bunlar. Bir kişi de çıkıp arkadaş orada ne oluyor demiyor. Çünkü karar vermişler, yıllar aylar önce karar vermişler. Yani Hizbullah'ı, Hamas'ı, işte şunu bunu birkaç yüz bin kişiyle beraber ortadan kaldırmaya karar vermişler. O yüzden o savaşta da bu savaşta da ilgili detay vermiyorum artık, biliyorsunuz. Sadece Gazze'de de harekatlar kısa ve stabil bir durumda ama esas kızışan taraf Hizbullah ve Hizbullah'ın bulunduğu bölgeler. Oralarda büyük olaylar yaşanacak. Olaylar büyüdüğünde üzerinde konuşuruz. Bu arada İsrail medyası bazı istihbarat görevlilerinden aldıkları bilgiler çerçevesinde sanıyorum Hamas lideri Yahya Sinwar'ın öldüğü yönündeki bilgiler aktardılar. Yani biliyorsunuz İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da öldürüldü. Yani İran o kadar güçlü bir devlet ki başkentinde Hamas'ın lideri öldürüldü birader. Hala da efendim uçan bir şeyle mi öldürüldü, yatağının altına konulan bombayla mı öldürüldü, hala bunu tartışıyorlar. O zaman yapılan, iki ay önce yapılan açıklamalarda büyük bir intikam alacaklarını ifade etmişlerdi. O gün bugündür Ali Hamaney dahil hiçbir İranlı yetkili ortalıkta yok ve bu arada Hizbullah sürekli dayak yiyor. Yani Orta Doğu denklemini bundan daha rahat anlatabilecek bir cümle yok. O yüzden büyütmeyin gözünüzde. Eğer zaten Arap devletleri, İran falan adam gibi devletler olsalardı, orduları falan adam gibi ordu olsaydı, Türk ordusu gibi, İsrail bu kadar rahat hareket edebilir miydi? Daha savaşın başlangıcında Arap dünyasına Netanyahu kesin sesinizi dedi. Kestiler. O yüzden bana böyle yazıyor işte Müslümanlar birleşecek de İsrail falan, onları yazın ama hayalci olmayın. Bu böyle rejimlerin olduğu, hep karşısında olduğum için rahat konuşuyorum bu rejimlerin. Böyle rejimlerin olduğu bir Müslüman coğrafyada siz toparlanıp da İsrail'in üzerine gidemezsiniz kardeşim. Bu kadar net. İsrail'le baş edebilecek bu koskoca Orta Doğu coğrafyasında tek bir devlet var, o da biz. Onu da bize bırakmazlar. Karşımıza altıncı filoyla falan dikilirler. O yüzden bakacağız. Şimdi Sinwar öldü mü ölmedi mi? Yahya Sinwar'la uzun zamandır bir iletişim olmadığını ifade ediyor gazeteler. İsrail istihbaratı Sinwar'ın Hamas haberleşme ağı içinden tamamen silindiğini, temas kurulamaz profile dönüştüğünü duyurdu. Kan, kamu yayın kuruluşu o, Kan. Haaretz, Maariv ve Valla haber sitesi Yahya Sinwar'ın İsrail bombardımanlarından birinde ölmüş olabileceğini, fakat bu iddiayı destekleyecek henüz bir kesin belge ve bilginin kendilerine ulaşmadığını bildirdiler. İsrail istihbaratı Sinwar'ın öldüğüne ilişkin bilgileri bu aşamada doğrulayamayacağını belirtti. Geçmişte de pek çok kez uzun süreli olarak iletişim ağından koptu. Fakat daha sonra rehine pazarlığına müdahil olduğunu gördük diyor. Yani demek ki böyle bir durum var ama tabii ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Özellikle istihbarat servislerinin kaynaklarıyla gazetecilerin buluştuğu yerlerde ateş biraz çıkar.
İsrail ordusu bu aşamada söz konusu iddiayı destekleyecek herhangi bir bilgimiz yok demiş. Pazarlıklarda bulunan bazı diplomatik kaynaklar Sinwar'ın daha çok el yazısı notlarla iletişim sürdürdüğünü fakat son zamanlarda o notların da alınmadığını ifade ediyorlar. Bu kaynaklar da ya Mısırlıdır ya da Katarlıdır. Bence tabii yani El-Kaide de böyleydi veya dünyada sağ kalmak isteyen bütün örgüt liderleri böyle davranmak zorunda. Çünkü bom diye tepene iner bomba. Şimdi bunun ötesinde Gazze'de ne oluyor? Çünkü İsrail çok ustaca bir manevrayla olayı Lübnan'a dönüştürerek bu şeyi Gazze soykırımını biraz gündemden düşürmeyi başardı. Oysa arkadaşlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Yoav Gallant, İsrail Savunma Bakanı ve Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında bir tutuklama kararı geliyor. İsrail ilk defa kendi üye olmadığı mahkemeye kendini savunan bir dilekçe verdi. Ama Benjamin Netanyahu'nun kabine üyeleriyle yaptığı görüşmede hazırlıklı olmamız lazım. Gallant ve benim için geliyor. Yani tutuklama kararı Kerimhan savcı biliyorsunuz getiriyorlar demiş. Şimdi ne yapmaya çalışıyorlar? Şunu yapmaya çalışıyorlar. Bu Lübnan'a herkes bakarken ben tabii oraya bakıyorum. Kusura bakmasın kimse. Çünkü gazetecilik biraz böyle bir şey. Yani herkese oraya baktırırken burada ne oluyor? Karar almışlar ve şimdi Netanyahu da İsrail Parlamentosu Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyelerine açıkladı. Kuzey Gazze'yi topyekün askeri bölge, askeri enterne edilmiş, kuşatılmış, enterne edilmiş, halktan ayıklanmış bir kalıcı askeri bölge ilan etmeye hazırlanıyorlar. Ve böylece oradaki işte bu generaller planı diye emekli generaller yapmış bunu. İsrail ordusundan emekli olan generallerin bir planı. Ve yine emekli general Giore Eiland bu toplantıda, komite toplantısında diyor ki milletvekillerine, Kuzey Gazze'deki nüfusa bölgeyi tahliye için bir hafta olduğunu bildirmeliyiz. Orası kesin anlamıyla askeri bölge olacak. Kesin zafer için iki ana unsura hakim olmamız gerekiyor. Yakıt ve gıdanın dağıtımı hala Hamas'ın elinde. Onu bizim ancak bu yolla ele almamız mümkün. Yani yakıt ve gıda dağıtımını ancak Kuzey Gazze'yi tamamen sivillerden arındırılmış bir askeri bölge ilan ederek şey yapabiliriz. Sinwar için önemli olan toprak ve onur, ikisini de elinden almalıyız. Bu zafer için toprak ve nüfusta hakim olmak demektir. Bakın bu cümlesi önemli adamın ha. 21. yüzyıl savaşında nüfusu kontrol eden savaşı kazanır. Askeri baskı zafer getirir. Eski bir cümledir diyor. Yani Gazze'de yaşayan insanları İsrail'e muhtaç edecek. Gıdasını ve yakıt dağıtımını İsrail yaptığı sürece o insanlar dut yemiş bülbüle dönecek. Plan bu. Yani Sinwar bu arada öldü mü ölmedi mi bilemem. Ama sonuç plan buraya doğru gidiyor. Bütün dünyayı Lübnan'a baktırırken. O Lübnan'da bir pataküte olduğunda bir bakacağız ki Gazze yarısı zaten İsrail'in aynı Batı Şeria gibi. Değil mi? 67'den bu yana nasılsa. Yani 1967'den beri Batı Şeria nasılsa Gazze'de öyle olmuş olacak. Hoşça kalın.